İmdat! Bırak! Yeter be! İmdat! İmdat! Çantamı çalıyorlar! Tamam teyze dur. Bu raporu kim gönderdi Aslı'ma? Bu yalanı bilen kim? Ozan'ı böbreğini veren Berçin değil. Herkese yalan söylemişler. Nasıl insanlar bunlar ya? Aslı'nın her şeyi öğrenmesi gerek. Hadi kızım aç şu telefonunu. Aslında bütün gerçeğe öğrenecek bugün. Aramızdaki duvarlar yıkılacak. Aşkımıza düşman olanların oyunu gibi bu duvarlar da yıkılacak. Şimdi son pürüzü halletmem lazım. Ozan? Açmıyor. Anne Berçin'in nerede olduğunu biliyor musun? Gördün mü hiç? Ben de Berçin'i bir ara sana diyecektim. Kız sen ilgilenmiyorsun diye üzülmüş. Bir git gör. Sevdiğini söyle. Hatta bak vaktin varsa düğün hazırlıkları için yardımcı ol. Hı? Ne düğün anne? Ben Berçin'den ayrılacağım. Gidip yüz yüze konuşacağım. Ne? Ozan ne diyorsun? Ozan! Teyzeciğim koştum ama yakalayamadım. Ya bir Allah'ın kulu da yardım etmedi. Göz göre göre kaçırdık hırsızı. Aa elin çok kötü olmuş senin ya. Var mı başka bir yerinde bir şey? Ay Allah cezasını versin. Telefonum, kimliğim, her şeyim çantamın içinde kaldı. Ankara'ya geldiğim ilk gün soyuldum. Ay. Teyzeciğim tamam önemli değil. Canına bir şey olmasın da. Ankaralı değil misin sen? Yok yavrum yok. Oğlumun yanına gelmiştim. Hay Allah. Neyse teyzeciğim bununla geçmiş olsun diyelim. Bak bizim evimiz buraya çok yakın. Hadi gel beraber gidelim. Hem eline bakalım. Hem de yüzün kireç gibi olmuş. Sen de biraz kendine gelirsin. Sonra da karakola gideriz. Oğlumu da buluruz. Zahmet vermeyeyim ben sana kızım. Yok teyzeciğim ne zahmeti olur mu öyle şey? Ne iyi insanmışsın sen. Allah çıkardı seni benim karşıma. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Hadi teyzeciğim gel. Hadi gel. Adı ne onu bile bilmiyorum. Keşke bir kez olsun uzaktan görebilseydim onu. Kızın şu diye gösterseler hiç ilişmez öylece uzaktan seyrederdim onu. Kızının adı Eylül Eylül. Maşallah çok da güzel. Güzelliğini Nermin'den mi almış ne? Ah Nermina. Sen ortada kızım kızım diye dolandır bakalım. Eylül'ün öz kızın olduğunu öğrendiğinde benim oğlum çoktan evlenmiş olacak Eylül'le. Artık o zaman da üçün beşin hesabını yapmadan kesenin ağzını açarsınız artık. Allah kahretsin. Bu kafe işi hiç iyi olmadı. Şimdi ayrılar. Ama yan yana oldukça aşkları depreşir bunlar. Konuşurlar, barışırlar. Sinirleri geçer. Ben de buna izin vermem. Gerekirse o kafeyi başlarına yıkarım. Gene de izin vermem. Merak etme abi. Gözüm ikisinin de üstünde. Onları bir araya getirmemek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Hiç şüphen olmasın. Yok.
Yok, her şey mahvoldu. Bütün düzenim, bütün planım hepsi alt üst oldu. Ya Ozan onun hayatını kurtardığımı sanıyordu. Ona böbreğimi verdiğimi sanıyordu. Şimdi her şeyi öğrendi, ne yapacağım ben? Her şeyi ben planladım dedim. Berçin mecbur kabul etti dedim ama inanmadı. Çoktan gidip Aslı'ma her şeyi anlatmıştır. Jülde teyzeler de öğrenecek. Herkese rezil olacağız. Merak etme. Eğer Aslı'mın hayatını karartmak istemiyorsa konuşamaz. Niye konuşmasın? Polise bile gider. Konuşamaz. Konuşursa ben de konuşurum. Babası belli olmayan Aslı'mı, başkasından peydahladığı çocuğu Cengiz'e kakalayan Hediye'yi rezil ederim. Ne? Aslı'm Cengiz'in kızı değil mi? Değil. Ozan bizi asla ele veremez. Ne fark eder ki? İkisi de kavuşacaklar. Al işte. Ozan arıyor. Kesin yüzüme vuracak her şeyi. Kesin ayrılacak benden. Sakin olur musun? Nereden biliyorsun ha? Jülide, hoş geldin. Hoş bulduk. Berçin ne oluyor? Ne oldu ki? Ozan Berçin'den ayrılacağım dedi. Kavga falan mı ettiniz? Aslım, niye açmıyorsun telefonu? Of. Ben Noel'i bırakmayı hiç istemedim. Keşke cesaretim olsaydı da sımsıkı tutsaydım, hiç bırakmasaydım. Anne, ben Ozan'ı çok seviyorum. Onu çok seviyorum anne, çok. Bu raporu görmen lazım Aslı'm. Gerçekleri öğrenmen gerek bir tane. Annem aramış kaç defa. Of, ne oldu ki acaba? Şarjım bitti. Ne oldu Aslı'm, bir sorun mu var? Annem aramış kaç defa. Ya bir şey mi oldu merak ettim. Arayayım dedim ama şarjım bitti. Önemli bir şey mi acaba ya? Eminim çok önemlidir. Al benimkinden ara. Sağ ol. Annenin elinde belgeler. Gerçeği şimdi öğreneceksin. Bize söyledikleri yalanlar ortaya çıkacak sevgilim. Şimdi dua etmiyor. Ozan Bey, reklamcılar bekliyor, acilmiş. Tamam. Berçin'i arıyorum, ulaşamıyorum Tuğba Hanım. Bir de siz arayın, bana dönsün. Önemli. Efendim Neşe. Ozan beni mi arıyor? Tamam, ben onu ararım. Bay bay. O kadar kolay değil Ozan. Aslı'nın pespayesi için beni terk edip gitmek o kadar kolay değil. Ne var Berçin? Ozan her şeyi öğrenmiş. Böbreği verenin ben olmadığımı biliyor. Benden ayrıldığını söylemek için arayıp duruyor. Açmadım.
okula gitmiş. Aslıma her şeyi söylemeden bir çaresini bulmamız lazım. Ne saçmalıyorsun sen? Berçin nasıl öğrenmiş Ozan? Öğrenmiş işte, boş ver orasını. Yerinde olsam Aslım gerçeği öğrenmeden bir şeyler düşünür. Oyuna getirildiğini anladığı anda Ozan'ın kollarına koşar. Hemen okula gel çabuk. Ah Ozan. Ah benim canım kardeşim. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ama merak etme. Ben hep yakınında olacağım. Mutluluğuna engel olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tansiyonunuz çok yükselmiş. İlacınız falan var mı? Var. Var yavrum da. Çantamda kaldı. Ne yapacağız peki? İsterseniz ilacınızın adını söyleyeyim, ben eczaneye gidip alayım. Hiç gerek yok kızım. Birazcık korktum ya, ondan yükseldi. Bir limonlu su yapsan geçer. Tamam, hazırlayayım hemen. Bu arada kendinizi iyi hissetmiyorsanız sağlık ocağına gidebiliriz. Yok yok. Onu içince geçer biliyorum. Çok sağ ol kızım. Benim için kendini tehlikeye attın. Şimdi de iyi etmeye çalışıyorsun. Ne iyi kızsın sen. Olur mu öyle şey? Hem ben siz öyle korkmuş görünce annem geldi aklıma. O da bir kere böyle bir şey yaşamıştı. Hem kim olsa aynı şeyi yapardı. Tabii ki yardım edeceğim. Raziye kızım nerede? Ah be Nermin'cim. Keşke bilsem de söylesem. Ama o günden sonra ben o aileyi ne gördüm ne de işittim. Dilerim Rabbim kızına iyi yazılar yazmış olsun. Şimdi kızım nerededir kim bilir. Efendim? Annen ne kadar da güzel bir evlat yetiştirmiş diyorum. Keşke hırsızlardan çantayı da kurtarabilseydik. Neyse, polisler halleder inşallah. İnşallah. O değil, telefonum da içindeydi. Çocuklar merak eder şimdi. Ha, benden arar konuşursunuz. Şu dizinizi bir halledelim de önce. Efendim abla. Annem mi? Ankara'ya mı gelmiş? Yo, beni aramadı. Tamam dur, ben bir onu arayayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Allah Allah. Hadi çorabınızı da değiştirelim isterseniz. Tamam yavrum. Bağırıyorum, bağırıyorum deminden beri. Niye duymuyorsun? Ver yardım edeyim sana. Yok, yok. Dur, ben de bir iki dakika dinleneyim. Belim koptu valla. Ha, iki gündür uğramadım ya sana. Bir geleyim de göreyim istedim. İyi ettin, iyi ettin. Şuradaki pazara gittiydim. Anam her şey ateş pahası olmuş ya. Öyle öyle. De, kız Eylül seni hiç yalnız bırakmazdı pazara giderken. Ne oldu? Bu oğlan yüzünden kızın hala canı sıkkın değil mi? Aman yok canım. İşi gücü var çocuğun canım. Hem o oğlan üzülmüyor artık. Bitti gitti o iş. Oh çok şükür. Ay Nurhancığım. İyi ki benim Koray'ım Eylül'ün yanında yamacında duruyor da kız biraz rahat nefes alıyor.
Kız benim oğlan olmasa o kara oğlan kim bilir daha neler ederdi Eylül'e, düşünsene. Ay Raziye, kimse bir şey yapamaz canım Eylül'e. Benim çocuğumun aklı başında, pırlanta gibi kız. Hem kendini korumasını da bilir evelallah. Öyle öyle, bilmez miyim? Beni eskiden beri çok severim biliyorsun, beğenirim Eylül'ü. İnşallah Rabbim de benim Koray'ıma Eylül gibi bir gelin nasip eder Nurancığım. Ha, inşallah inşallah. E hadi, hadi yardım et de. Tamam. Ay. Aslım yakında gerçeği öğrenecek. Of, gelemedi şu otobüs ya. Hocam. Neredeler? Beklemcilerle toplantıdalar. Konuştular mı acaba? Ya Ozan Aslım'a her şeyi anlattıysa? Ya böbreği benim vermediğim anlaşılırsa? O zaman Aslım her şeyi dökülür. Sonra da kavuşurlar. Allah kahretsin. Ay Nermin. Ya bir dur yavaş. Nermin mi? Nermin kim kız? Nermin? Ben Nermin mi dedim şimdi? Ha? Aman Nurancığım ya, of yoruldum işte, sen de çok hızlı gidiyorsun ya, ondan karıştırdım. Hadi Raziye hadi. Bir bilsen Nermin kim? Oğlunu elinden alıp da sana da kızını veren kadın Nermin. Hadi Raziye hadi. Geldim geldim. Bunun için biraz kendinize gelirsiniz. Sonra da beraber karakola gideriz. Merak etmeyin, çantanız bulunur. Hırsızı kamera kayıtlarından bulurlar. Gözlerin aynı Hande'ye benziyor. Benim büyük kızıma. Gülüşün de o. Kızım da şimdi sen yaşlardadır. Kim bilir nerelerdedir şimdi? Kime anne diyordur acaba? O da böyle güzel midir? Onun da kalbi böyle temiz kalmış mıdır? Nerededir canım kızım? Ne büyük bir günaha soktun beni Adnan. Senin korkundan ellere verdim zavallı kızımı. Bu çorbayı sevmiyor musunuz? Ben size başka bir şey hazırlayayım. Ay yok yok. Çok teşekkür ederim kızım. Ellerine sağlık. Ha bu arada, bu benim telefonum. Birini aramak isterseniz. Arayayım ama aklımda hiçbir numara yok ki. Adana'daki evde de kimse yok. Aa, nasıl bulacağız o zaman? Oğlum okuldadır. Adatepe kampüsü. Aa, benim çalıştığım okul. İsterseniz gidelim, oğlunuzu buluruz orada. Adı neydi? Eylül, evde misin kızım? Annem geldi. Anneciğim. Bir misafirimiz var. Ay Eylül, kızım bana bir bardak su verir misin? Annene yetişeceğim derken dilim damağım birbirine yapıştı. Ay Raziye, sanki yabancı yer yahu. Gir al işte içeriden. İyi, şunları da al kızım. Misafir kim kızım? Ay şu üstüm başım bir değiştireyim, anlatırım, hadi gel. Nurancığım. Ya benim bir işim vardı, bak şimdi hatırladım. Gelmeyeyim ben, tamam mı? Yolda da suyumu alırım zaten. Hadi kaçtım ben. İyi madem. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı. Kız bu Nermin gene bana para mı verecek acaba, ondan mı aradı ki? Tabi sırrını açıklarım diye ödü patlıyor. Ama nasıl olsa gene arar o beni. Öncelikle dosyalarımızı sunayım size daha iyi anlamanız açısından. Ozan Bey, Aslı Hanım, buyurun. İçeriye gidiyorum. Sizler buyurun. Bir şekilde bir şekilde.
Allah. Aslım gerçeği biliyor olsa bu kadar sakin durmazdı. Annem haklı olabilir mi ya? Ozan annemin tehditlerinden korktuğu için gerçeği gizliyor olabilir. Benim bir yolunu bulmam lazım. Ozan beni terk etmemeli. Ama nasıl? Nasıl? Gel. Haydi Hanım. Şey, ben Aslım'a bakmıştım aslında ama. Aslım toplantıda. Buyurun oturun. Yok, oturmayayım. Bir şey vermem gerekiyordu da ona. Ne zaman çıkar toplantıdan? Toplantısı daha sürebilir. İsterseniz bana verin. Ben ona veririm, ne o? Yok, elden versem daha iyi olacak. Biraz önemli bir şey de. Ne zaman biter toplantı bilmiyor musunuz? Vallahi reklamcılar burada. Akşama kadar da sürebilir. Hay Allah. İsterseniz şöyle yapalım. Siz onu bana verin. Odada kalsın. Ben şimdi odayı kilitleyip derse gireceğim. Hem burada güvende olur. Aslıma da söylerim, gelip alır. Peki o zaman. Ama çıkar çıkmaz söyleyin, beni arasın, olur mu? Tabii, tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Perçin uyuşmazlık raporu. Aslım gerçekleri öğrenecek. Hakaret. Heh, yavrum. Niye zahmet ettin kızım? Ellerine sağlık. Afiyet olsun Nermi teyzeciğim. Ay Nermin Hanım, vallahi çok üzüldüm. Yani ne denir, büyük geçmiş olsun. Sormayın Nuran Hanım, sormayın. Eylül kızım yetişmese perperişan olacaktım sokaklarda. Hayır, yol bilmem, iz bilmem, kalacaktım öyle. Allah korusun, Allah korusun. Eylül kadar size de çok teşekkür ederim Nuran Hanım. Melek gibi bir kız yetiştirmişsiniz. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş canım benim. Öyledir, öyledir. Bir tanedir benim zeytin gözlüm. Siz karakola ne zaman gideceksiniz? Kahvelerimizi içelim, ondan sonra gideriz anneciğim. Önce karakola gideriz, oradan da okula uğrayacağız. Nermin teyzenin oğlu da bizim okuldaymış, onu bulacağız. Nermin Hanım, ne diyeceğim? Bak, eğer gidecek yerin yoksa dön buraya gel. Ya bizim yemeğimiz de var, yatağımız da var. Misafirimiz olursun ha. Hiç öyle kendini yabancılama, olur mu? Vallahi hiç öyle hissetmedim. Eylül kızımı görür görmez kanım kaynadı. O da benim bir evladım sanki. Heh, abla. Annemi aradım ben. Telefonu kapalı. Uçakla mı geldi? Açma yetmiş olabilir mi? Ben şoförünü aradım. Onun da haberi yokmuş. Ya şu ana kadar gelmesi lazım da. Allah Allah. Başına bir şey mi geldi acaba? Tamam. Eğer sizi ararsa bana haber verin, olur mu? Tamam. Annem böyle bir başına çıkıp gelmezdi ki. Bir şey mi oldu acaba kadına? Bu Ozan ne yapmaya çalışıyor ya? Allah kahretsin. Al. Bütün oyununu açık eden belgeler. Aslım'ın annesi getirdi kızına göstermek için. Böbreği verenin sen olmadığını da biliyor. Hem de artık kanıtlarıyla beraber. Aslım her şeyi öğrenecek. Bu belgelerle her şey açığa çıkar. Onu tehdit ettiğimi söyler. Onları zorla ayırmaya çalıştığımı söyler. Her şeyi söyler. Evet. Hem de bugün birazdan toplantıdan çıkınca. Demek Ozan gemileri çoktan yakmış ha.
Beni silmiş. Beni terk edip Aslım'a gidecek. Belgeleri yok etsek bile Aslım'ın annesi her şeyi söyleyecektir. Yani buraya kadarmış Berçin. Ozan'la Aslım kavuşacak. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Anladın mı? Sen Aslım için ne yaparsın bilmiyorum ama ben Ozan için dünyaları yakarım. Gözümü bile kırpmadan yaparım hem de. Senden öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğim Ozan. Bitmedi işte. Görürsün sen. Ben bunları halledeyim. Sonra da çıkalım karakola gidelim gecikmeden, tamam? Tamam yavrum. Nermin Hanım, sizde çoluk çocuk var mı? Var. 3 tane. Ay, kusura bakmayın, şaşırdım ben, maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. 2'si kız. Sonuncu da erkek. Ay, Allah bağışlasın. Yaşar, bizim Yaşar da çok istemişti oğlu olsun. Hatta Eylül için önce erkek dedilerdi, biliyor musunuz? Aman canım. Kız çocuk da tabii başka oluyor. Zaten insanın kanından olsun, canından olsun da kızmış erkekmiş ne fark eder canım. Allah aşkına yardım et Ranziye ben oğlum. Yeter ki şu kızımı al. Onun yerine bana bir erkek çocuğu getir. Nermin Hanım. Doğru doğru. İnsanın evladı gibisi yok. Benim beyi de çok istedi bir oğlu olsun. Sonunda oldu işte. Benim oğlum da tıpkı Eylül gibidir. Biraz çekingen ama dürüsttür, temiz kalplidir. Ha, belki tanışırsınız bir gün onunla da. İnşallah, inşallah. Fatih, senin ne işin var burada? Sen rapor değil miydin? Biraz daha iyiyim Aslım, ders kaçırmak istemedim. Berçin uğradı mı bugün? Evet, siz toplantıdayken çıktı. Niye sordun? Aslım ben çıkıyorum. Ufak bir işim var, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Seninle de görüşürüz Fatih Hocam. Bu niye Berçin'i arıyor ki şimdi? Ya niye arayacak canım? Sevgilisi sonuçta, vardır bir iş. Burada unutmuşum. Aslım aldı mı acaba zarfı? Baba, annem Ankara'ya gelmiş. Ben şimdi şoförünü aradım. Annemi çay yoluna bırakmış. Ben işim bitince seni ararım. Beni buradan gelip alırsın demiş. Ben şimdi arıyorum, telefonla ulaşamıyorum. Nerede olabilir acaba? Allah Allah. Özel bir işi olsa diyeceğim ama... Annenin senden başka Ankara'da ne işi olabilir? Tamam baba. Bak ben şimdi çıkıyorum. Oradaki mahalle karakollarına bakacağım. Tamam, bekle o zaman. Ben de geliyorum. Orada görüşürüz. Karakolda bir şey lazım olursa ararsınız. Nermin Hanım, her zaman bekleriz. Berçin evde olduğunu biliyorum. Her şeyi öğrendim. Annenle oynadığınız oyunu, böbrek yalanını, her şeyi. Berçin öyle ya da böyle konuşacağız. Kaçarı yok. Eğer yüz yüze konuşmak istemiyorsan kendin bilirsin.
suçum yok. Bu olanların hepsi annemin başının altından çıktı. Ben masumum. Heh, açıldı. Aslım, bu arada sen toplantıdayken annen geldi, bir zarf bıraktı sana. Annem mi geldi? Ya neden bu kadar geç haber veriyorsunuz ki? Hani hangi zarf? Dalgınlığıma gelmiş ya, kusura bakma. İşte bu. Ozan. Ozan bak, ben sana böbreğimi vermek istedim. Uyuması için çok dua ettim. Seni deliler gibi sevdiğim için de annemin planına uymak zorunda kaldım. Ama yemin ederim ki benim hiçbir suçum yok. Bak ben seni çok seviyorum. Bak ne olur beni terk etme. Berçin, bitti. Anlamıyor musun? Gözlerimin içine baka baka yalan söyledin. Aslında ben acılar içinde kıvranırken sen bu oyuna devam ettin. Bizim kırık kalplerimizin üzerine yalanla bir aşk kurmaya çalıştın. Ama bitti. Ozan bak ne olur. Ozan bak lütfen terk etme beni ne olur. Ozan haklıymış. Aslı neymiş o? Ozan! Allah kahretsin! Bak, ne olur beni terk etme. Annemin günahını bizden çıkarıyorsun. Ben ne yaptıysam senin aşkın için yaptım. Senin için yaptım Ozan, bizim için yaptım. Ne olur terk etme beni lütfen. Biz diye bir şey yok. Biz diye bir şey yok. Kandırma kendini. Hiçbir zaman da olmadı. Yalanlarla aşk kurmaya çalıştın sen. Ama bitti. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Erçin! Berçin! Berçin aç şu kapıyı, çocuklaşma! Aslım zarfı aldı. Ozan'ı bulmaya geliyor. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Bak, söz verdin. Yarın birlikte yemekteyiz. Davetlimsin. Tamam, geleceğim. Hem oğlumla da tanışırsın, kocamla da tanışırsın. Hepsi çok iyi insanlardır. Ben size numaramı vereyim. Telefonunuz gelince kaydedersiniz. Tamam. Her şey için tekrar teşekkür ederim kızım. İnşallah bahtın da yüzün gibi aydınlık olur. Allah'ım seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Teşekkür ederim Nermin teyzeciğim. 8031 sokak, kapkaç vakası. Evet bizim de. Telefonla arayıp hanginize eşkal verdi? Ben aradım. Buyurun ifadenizi alalım. Sizi daha sonra alacağız hanımefendi. Tamam komiser bey. Oğlum. Annem. Oh şükürler olsun. Oğlum. Oğlum başıma neler geldi bir bilsen. Ah be annem. Ne işin var senin burada? Çok korkuttun bizi. Aslı. Kızım gördün mü olanları? Berçin'in yalanlarını gördün mü? Kim bıraktı bunu anne? Bilmiyorum, bir kurye getirdi. Ozan.
Ozan'dan başkası olamaz. Belki de Berçin'i bu yüzden arıyordu. Ozan ben göreyim istedi bunları. Her şeyi ben anlatayım istedi. Onu niye bıraktığımı benden duymak istedi. Biliyordum. Seni Ozan'dan ayıran Berçin de öyle değil mi? Bu iğrenç oyunları sırf seni sevdiğinden ayırmak için kullandı. Onu elde edebilmek için değil mi? Berçin Ozan'ın hayatıyla tehdit etti beni. Sevdiğim adamın hayatını kurtarmak için aradan çekilmek zorunda kaldım. Ama hepsi yalanmış. Berçin Ozan'a böbreğini falan vermemiş. Hayır anlamıyorum. Ya bir insan nasıl bu kadar büyük bir yalan söyler? Ya sevdiği birine bu kötülüğü nasıl yapar anne? Kızım, sen şimdi bunları düşünme. Git Ozan'la konuş. Onun elini tut. Bir daha da asla bırakma. Bırakmayacağım anneciğim. Bir daha asla bırakmayacağım. Yeter artık, bitsin bu oyun. Ah be annem. Niye haber vermedin bana? Ben gelip alırdım seni. Hiç başına böyle şeyler gelmezdi. Hem sen ne yaptın bu saate kadar? Bir şey yapmadım oğlum. Ne yapayım? Sana gelirken olanlar oldu işte. Ama merak etme. Bir kız yetiştiğimde adıma görsen kendi anasını korur gibi korudu beni o adamdan. Allah razı olsun. Kim bu kız? Çantası çalan hanım neyin oluyor? Annem mi? Ha yok, bir şeyim olmuyor. Kendisiyle daha bugün tanıştık. Çantası çalınırken ona yardım ettim. Kamera kaydına göre adamı 3 sokak boyunca kovalamışsın. Aferin, cesur kızsın. Kadıncağız öyle korkmuş ağlarken görünce dayanamadım. İçim rahat etmedi, yardım ettim. Aferin kızım. Bu ülkenin senin gibi cesur gençlere ihtiyacı var. Bak bakalım. Kovaladığın adam bu mu? Evet, evet bu. Tamam. Kendisi yakalandı. Nezarette. Hanımefendinin sorgusunu alalım. Ondan sonra çalınan eşyalarını iade ederiz. İfadeni imzalayıp çıkabilirsin. Kıyamam ben sana. Tamam, geçti. Ben yanındayım. Yas, çok korktum oğlum. O melek yüzlü kız olmasa perişan kalacaktım sokaklarda. Şşş. Tamam anne, geçti. Hadi gel kapının önüne çıkalım, hava al biraz. Dur, şu kızla bir tanıştırayım seni oğlum. Zaten sizin okuldanmış galiba o da. Tamam annem, tanışırız. Sen önce biraz sakin ol, tamam mı? Hem babam gelmiştir, hadi. Berçin! Hayatında bir kez olsun doğru olanı yap. Yaptıklarının arkasında dur. Hesap ver. Benim bir şeyler yapmam lazım. Aslan pisliği gelmeden bir şeyler yapmam lazım. Allah kahretsin. Ozan, ben bir şey yapmadım. Sadece annemin istediklerini yaptım ve seni sevdim. Benim tek suçum bu. Yalan söyleme. Aslımı tehdit ettin değil mi? Beni bırakmasını söyledin. Hayır, ben bir şey yapmadım. Aslıma tek kelime bile söylemedim. Ama o seni bırakıp gitti. Fatih'e gitti. Benim tek suçum seni sevmek. Yeter Berçin, yeter! Hala yalan söylüyorsun. Bunca zaman Aslım'ın da benim de hayatımı cehenneme çevirdiniz. Utanmadan hala yalan söylüyorsun. İnsan sevdiğine yalan söyler mi? Bunca zaman hayatımı kurtardığını zannettim. Çık dışarı, konuşacağız. Tamam. Tamam, birazdan geliyorum. Bugün herkes her şeyi anlatacak. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Benim bir şey yapmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Beni terk edip asla.
Bekliyorum Berçin. Çık dışarı, her şeyi itiraf et. Nermin teyze nereye gitti ya? İşe de geç kaldım. Şu liste neredeydi? Yaz bekliyordur şimdi. Ya Nermin, bir başına böyle gezip dolaşmaya kalkarsan elbet başına bir şey gelir. Ne bekliyorsun başka? Baba, kadın zaten korkmuş. Görmüyor musun, morali bozuk. Bir de sen gitme üstüne. Efendim Elif. Yaşar'ın kızıyla ne konuşuyor hala? Allah aşkına sen bir karışma. Alo Yaz. Benim bir işim çıktı da hala alışveriş yapamadım. Biraz gecikeceğim, onu söylemek için aradım. Tamam, sorun değil. Ben de dışarıdayım zaten. İşin bitince kafeye geçersin. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum. Hadi gel, içeri girelim, ifade alacaklar. Hem zaten şu hayatımı kurtaran kızla da tanıştırayım sizi. Çoktan ifadesini vermiştir, beni bekliyordur şimdi. Belli sen kafaya takmışsın bu kızı. Çok sevmişsin. İlla bize de sevdireceksin. Oğlum. Bak, inci gibi kız. Bak, etrafında gördüğüm bütün kızlar taşsa, çakılsa o kız bir inci. E, anam dediydi dersin. Hem zaten yarın yemeğe çağırdım. Her türlü tanışacaksınız. Tamam anne. Hadi gel. Hadi, hadi yürüyün. Nermin teyze nerede ya? Gerçi çantası bulundu. Gerisini kendisi halleder herhalde. Buyurun efendim. Yakınlarım da gelebilir mi? Tabii. Arada babam gibi sevdiğim Tarık amca var. Onun hatırına ne annenin ne de senin çevirdiğiniz dolapları ortaya çıkarmayacağım. Ama şunu bil, bitti artık. Başıma açtıklarınızı da unutmayacağım. Ben hayatta olduğum sürece ne Aslı'mın, ne Hediye teyzenin, ne Yaşar amcanın kılına zarar veremeyeceksiniz. Sen ne istersen sana anlatacağım. Ama biraz sakin olalım lütfen. Çocukluğumuzun, o güzel günlerin hatırına sakin sakin konuşalım. Sen istediğini düşün. Olacak olan da olsun. Ama ne olur düşmanca olmasın. Geçelim içeri. Bak, benim dilim damağım kurudu. Bize su getireyim, sen de sakinleş, öyle konuşalım. Çevirdiğiniz bütün dolapları anlatacaksın. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Tamam söz, konuşacağım. İstemiyorum Berçin. Geç otur.
Ozan bu şekilde konuşamayız. Zaten gerginsin. İç hadi sakinleş. Uzun zamanlar aradığımız bir hırsızdı. Gözüne kestirdiği kadınların çantasını çeken bir serseri. Bugün peşinde koşan kız yüzünden bir sürü kameraya yakalanmış. Biz de o sayede yakaladık. Bak, komiser bey de görmüş kızdaki cevheri. Nasıl, pırlanta gibi kız değil mi komiser bey? Nermin, sen çantayı aç da bak eksik meksik var mı? Çene çalma. Tekrar büyük geçmiş olsun. İnşallah başınıza bundan sonra böyle bir talihsizlik gelmez. Çok sağ olun amirim. Şu ifadenizi imzalayıp çıkabilirsiniz. Nere? Şurası. Allah'ım nereden çıktı bu mide bulantısı ya? Uf, inşallah korktuğum şeyden değildir. Yok yok. Olmamıştır öyle bir şey herhalde. Nermin teyze nerede ya? Nereye kayboldu bu kız? İşi gücü çıkmıştır gitmiştir Nermin. Tamam işte uzatma. Bizim de işimiz var. Gidelim. Yağız'la tanışsınlar istiyorum Adnan. Kızı çok sevdim. Görür görmez kanım kaynadı diyorum. Ay niye üstüme geliyorsunuz? Beni o hırsızın elinden o kurtardı. Sen kurtarmadın. Ha, görüp de bir helallik alalım diyecek yerde ay boş verelim gidelim diyorsun. Hey Allah'ım ya. Yürü gidelim hadi yürü. Annem. Belki dışarıdadır. Gel biz dışarı bakalım. Aa, bu onun bilekliği. Alalım yanımıza da görünce verelim. Burası gerçek kalpmiş. Benimle evlenir misin? Sen. Bir daha sakın Ozan'ın adını ağzına bile almayacaksın, anladın mı? Ozan benim sevgilim olacak, benim. Bu sefer elini bırakmayacağım aşkım. Seni kollarımla değil, tüm kalbimle saracağım. Senin gibi ben de aşkımız için mücadele edeceğim. Yalanlardan uzak, temiz, küçük bir dünya kuracağım bizim için. Ozan. Bir daha Aslıma ya da bana bulaşacak olursanız işin rengi değişir. Bu sefer Tarık amcanın hatırını da çiğnerim. Annenin de senin de belan olurum. Anladın mı? Ozan, ben seni seviyorum. Seni sevmekten başka hiçbir suçum yok. Sen de beni sev istiyorum. Sev. Thank you.
anlamadığınız şey de bu hayatım. Sevdiğiniz için ölmeyi aşk sanırsınız. Oysa aşk, sevdiği için kalan herkesi öldürecek cesarette olmak. Aşk, dünyaları yakacak kadar deli olmak. Ne güzel olurdu tanışsaydınız şu kızla. Oğlum, etrafa bakarak ol. Siyah mantolu bir kız görürsen haber ver. Çok uzaklaşmış olamaz. Anne, sen zaten bu kızı yarın yemeğe çağırmadın mı? Ben her türlü orada tanışmış olacağım. Ya bir kızdan paçasını yeni kurtardı bu oğlan. Senin derdin yenisini bulmak mı? Ay, beni niye anlamıyorsunuz? Kaç tane kız doğurdum. Sizin gibi ezbere konuşmuyorum. Bu kızın mayası bir başka. Bu kızın gözündeki pırıltı başka. Bekir abi, şurada durur musun? Anne, şu giden kız mı? Siyah paltılı olan. Aa, evet bu kız, o kız. Al. Tamam anne, ben bir teşekkür edeyim. Bilekliğini de vereyim kızım. Söylediklerimi anladın değil mi Fatih? Evet. Evet. Ya sen dediğimi yap. Ara, anlattıklarımı söyle. Hadi bak, gelir şimdi. Aslı? Efendim hocam. Ha, aniden çıkıp gittin, merak ettim. Bulabildin mi Ozan'ı? Hayır, bulamadım. Aradım ama ulaşamıyorum. Bu belgeleri Ozan gönderdi mutlaka. Başkası olamaz. Bugün her şey ortaya çıkacak. Ozan'ı bulacağım. Ha. İstersen Berçin'e git. Ozan da onu arıyordu. Belki oradadırlar. Ben de öyle düşündüm. Şimdi Berçin'in evinin önündeyim. Gel bakalım Aslım Hanım. Gel de gör Ozan'ı. Ozan. Thank you.
Pardon. Bakar mısınız?